başkalarının görsel beğenisi için zaten spor yapmak. Tamam mı? Bence bu çok zavallıca bir davranış. Şey diyenler vardı. Kola Zero normalinden daha çok şişmanlatıyor. Yani öyle bir şey yok. Manyak mısın? Sıfır kalori. Nasıl şişmanlatıyor? Belli olmaz. Size güven olmaz. Alır parayı kaçarsın. Bence montla. Ben size benim buradan takipçilerime şey tavsiyem bekleyin. Sakın öz sipariş olayına falan girmeyin. Ben bunlarla 10 yıldır birlikteyim. Az önce gördüğünüz nasıl soğuk kaldığım bir şekilde yalan söylüyorum. Koskoca Coca-Cola Company. Bizim Tarım Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız bu oyunun altından çıkamadı. Öyle bir oyun yapmışlar ki aslında o çok kalorili de sıfır yazıyor. Yalan diyor. Bayılıyoruz toplum olarak böyle komple teorilerine. Boba Sordan herkese merhaba. Yepyeni bir Boba Sordan daha sizlerle birlikteyiz. Evet efendim, nasılsınız diyeyim. Geçen hafta halinizi hatırınızı sormamıştım. Eve gidince o bana dert oldu. Bence de öyle. Hiç öyle şeyleri dert etmedim. Yani Hacı, aşırı şaşırdım. Evet şaşırdım. Ben de şaşırdım. Hacılar hayırsızım ben. Eğer böyle kuruluşu bir sohbetle başlayalım dersek, ben kendimden bahsedeyim efendim sizlere biraz. Acayip hayırsızımdır. Öyle değil miyim? Evet, öyle. Öyle. Aramam, sormam. Yani beni hiçbir zaman aramazsanız benden büyük bir ihtimal hiçbir zaman haber alamazsınız. Ama çok güzel. Ne hiç doğum beklenti gününe... olmasın. Ha öyle. Ha, aranmayı sormayı da hiçbir zaman dert etmem. Efendim niye doğum günüm kutlanmıyor, niye bayramlarda, hiç dert etmem. Aramam da sormam da çok güzel. Hayatta böyle bir anlaşma yaptım efendim. Evet ama başarılısın bence. Başarılıyım. Tabii. Yani hayırsızlık güzel şey ya. Vallahi insanın kafası ama rahat oluyor. İnsanlar da kanıksamış, güzel. Ha, insanlar da bir şekilde kanıksamış. Kanıksamayanlar zaten doğal seleksiyon. Bir şekilde hayatımdan ayrıldım. Kanıksayamayanlar. Bu ne ya, sürekli biz mi arayacağız soracağız diyenler. Aga paket bu. Yani yapacak bir şey yok. Yaşlanınca böyle şey yapar mısın acaba? Ne? Beni niye aramıyorsunuz ya falan. Yok. Tam tersine. Mümkün olduğunca gerçekten... Hayatta mutluluğun sırrı az insan. Az insan çok hayvan. Şu hayatta mutluluğun sırrı bence bu. Hocam, neler biraz, diyorsun? Biraz duygusal konuştuk. Sen ne yaptın? Ne yapalım? Saçlar çok beğenildi ha. Öyle mi? Ya. Saçlar yıkılıyor. Ulan sen ne yalancı şerefsiz bir insansın. Ben size söyleyeyim sevgili seyirciler. Biz bu programları aynı gün içerisinde çekiyoruz. Tamam mı? Aynı gün içerisinde çekiyoruz. Yani geçen hafta izlemiş olduğunuz programı aslında biz 5 dakika önce çektik. Tamam mı? Yani saçlar çok beğenildi. Çok yorum yapıldı dediği şeyden aslında... Göreceksin. Tamam, ya bırak tamam görelim. En azından gerçek sor. Lan nasıl bir soğukkanlı bir şekilde yalan söyledin? Böyle bir şey yok ha. Değil mi? Gözünü kırpmadın, sesin titremedi. Böyle insandan korkulur. Vallahi korkulur ha. Neyse hadi bakalım. Çok mu beğenildi? Çok. Ya çok sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden ya vallahi. Işte teveccühünüz efendim. Kestirip deyince beğenmişler. Bir haftada da zerre değişmemiş değil mi saçın şekli? Hocam vallahi yeni ay. Böyle bir şey yok ya. Ya evet. Ya işte. Biraz içerse anlatalım. Etrafım böyle işte. Benim etrafım böyle insanlarla çeviriyor. Ya gömleği ya. Değiştirdik. Hiç, hadi bakalım ya. Hiç olmadı. Saçların çok beğenilmiş de bilmem de. Evet efendim devam edelim. Ama benim güvenilirliğim sınandı şu anda. İyi bakalım. O zaman... En azından tanınmış oldum. 5x5 gibi güçlü odaklı programlar başlangıçta kas gelişimi için uygun mudur? Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Şimdi sallayamayacağım. Bizim Furkanların önerdiği bir program şekli. Ondan sonra alınırlar, bozulurlar hocam. Bu aralar bir moda mı bayağı gelmiş onunla ilgili? Daha önce böyle bir soru hiç görmemiştim. Ya yok ben gerçekten ya benim için bodybuilding böyle belli kalıplara, çerçevelere, rakamlara sığdırılabilecek bir olay değil. Ben biraz daha olaya mental ve felsefik açıdan da yaklaşıyorum. Bana çok komik geliyor. Yani 5x5 ile 5x6 arasında böyle bir fark olabilecek. Ne ki 5x5? İşte 5 ulan spor programı sunuyorsun be. 5 nedir? Baştaki 5 set sayısı. Ha. Sondaki 5 nedir? Çarpı 5. Tekrar sayısı. Ha. Allah senin canına. Ya ama bunu ben bilmediğim için ben şey sunuyorum bunu. 5x5 efendim set sayısıyla tekrar sayısının çarpılması. Temel hareketlerde böyle 5x5 yöntemini uygulayarak. Ya bana gerçekten çok saçma geliyor. 4x6 da saçma geliyor. 5x5 ile bozulmasın. 3x10 da, 4x12 de, 12, 18, 6 da bunların hepsinin birinin birinden ya valla birinin birinden böyle çok üstün tutulmaya çalışılması çok saçma. Yani ben bu tamam ben 5x5'i mantıksız buluyorum da bir adam da gelirse derse ki 5x5 işe yaramazdır. Önemli olan tekrar sayısıdır 12 15. Ha öyle mi derim?
gerçekten 5x5 ile bir adamı öyle bir hale getiririm ki ondan sonra o da bozulur. Yani bozulur normalde biliyorsunuz kamera açık olmasa daha farklı şey yapardım, ifade ederdim. Tamam. Kamera açık olduğu için bozulur. Bozulur diyor. Bozulur demiyor. Onu şey yapardık ya rahat olsan. Tamamen antrenmanın yapılma şekliyle alakalı. Yani o 5 tekrarı nasıl yaptığınla alakalı ya da o 15 tekrarı nasıl yaptığınla alakalı. Tamamen mentalite. Yani düşünme, fokuslanma, o irade. Ya tamamen bunlara odaklanmanız lazım ya. Yoksa ne 5 tekrarda bir halt var ne 15 tekrarda bir halt var. Tamamen irade ve o fokuslanma ve bu disiplinde gidiyor olmanız lazım. İnsanlar şu üçüne takılmıyor. Tamamen 5x5 mi, 3x10 mu, 4x12 mi? Saçmalık. Geçtik. Geç. Hocam beslenme normal. Günlük Hocam beslenme normal günlük beslenme olsa ama düzenli spor yapılsa vücut yine gelişir mi? Tabii ki gelişir ya. Biz ne yapıyoruz? Biz artık yani ben bayağıdır yıllardır öyle pirinç tavuk bilmem ne yemiyorum. Pirinç tavuk yediğim zamanlarda işte mecburen kalıyorum. Bizim kafede işte sağlıklı menümüzde pirinç tavuk vesaire falan var. Keşke olsa da hünkar beğendi yasak da yok. Yani onlar var onları yiyoruz. Ki ben zaten artık eskisi gibi de et tavuk vesaire yemiyorum yani. Proteini bayağı azalttım. Normal yemekler yiyorum. O zaman şey diyebilir miyiz? İyi beslenmediğimiz dönemlerde antrenmanlara devam etmek mantıklı mı sorusuna aynı cevap olur mu? Bak beslenmediğin aç kaldığında bile antrenmana devam edeceksin. Antrenman bunların hepsinden tenzih edilebilecek bir olgu. Tamam mı? Yani ne beslenmeyle ne dinlenmeyle ne aldığın supplementlarla bunlardan hepsinden bağımsız değerlendirilebilecek bir olgu. Yani antrenmana bu bakımdan. Antrenman bambaşka bir olay. Diyorum ya ben antrenmanı spor olarak görmüyorum. Ben kendimi güzelleştirmek ya da kozmetik açıdan daha iyi bir hale sokabilmek açısından da yapmıyorum. Ha böyle bir dönemde geçirdik tabii ki. Bunları yaptığımız şeyler de oldu ama şu anda tamamen bunlardan ayrı bir şekilde, ayrı bir kulvarda gelirim. Ben o gün antrenmanı yapacağım. Aç da kalsam, günlerce yemek yememiş de olsam, kendimi çok güçsüz de hissetsem, hayatımda çok kötü bir olay da yaşasam vesaire. Antrenmanı yapacaksın. Bu senin günlük görevin. Eğer sen de benim mentalitemde bir insansan, hayata benim bakış açımdan bakıyorsan, az çok böyle benim dediklerimi kendinde bulabiliyorsan, bana kendini yakın hissediyorsan, sen de antrenmanı böyle yap. Antrenman senin için bir spor değil. Yapman gereken kendine karşı olan borcun. Hayatı, bu hayatı daha yaşayabilmek için, daha kuvvetli, daha keyifli, daha kendine has bir şekilde yaşamak için yapmış olman gereken görev. Ha ondan sonra üstüne beslenirsin, beslenmezsin. Protein alırsın, alamazsın. Karbonhidratı o gün eksik olur vesaire. Ondan sonra yapabiliyorsan onları da yap. Ama bunlar olmadı diye böyle çocuk gibi bahanelerin arkasına sığınarak gayet zayıf bir iradeyle ben bugün antrenman yapmayacağım demek olayı tamamen işte o asıl mentalitesini bir makas darbesiyle kesiyorsun, bitiyorsun, atıyorsun. Bunları yapma. Tam tersine. Aç olduğun zaman daha fazla antrenman yap. Görümüz ya. Biz antrenmanı önce disiplin için, kendimizi disiplin edebilmek için, o irademizi kuvvetlendirmek için yapıyoruz. Asıl bütün bu güç, sana güç veren olaylardan uzakken bakalım antrenman yapabiliyor musun ya da onu yapabilecek cesarete sahip misin? Zaten önemli olan onu cesareti kazanabilmek. Ondan sonra her şeye gelir yani. Benim için antrenman böyle bir uygun. Tamamen tekrar sayılarından, setlerden, kurallardan, hareket şeylerinden. Tabii ki alışık olduğumuz protokol var. Abuk subuk cahil insanlar gibi çalışmıyoruz ama tamamen onlardan ayrı bir şekilde ben değerlendiriyorum bu olayı. Karın bölgem çok yağlı değil. Göğsüm yağlı ve ucu yumuşak, sarkık duruyor. Jinekomastisi vardır belki. Bilemeyiz. Yani göğsün yağlıysa ve ucu yumuşak duruyorsa ne yapacaksın? Yağ oranını düşüreceksin. Değil mi? Bu kadar basit. Yine beslenmeyle. Bak beslenmeyle, antrenmanla her zaman söylerim yağ oranını düşürmenin tek yolu düşük kalori almak değildir. Düşük kalori almak sadece biraz daha kolaydır. Çünkü hareket ederek kalori yakabilmek zordur. Sana biraz acı verir. Ama düşük kalori kimi insanlara göre biraz daha rahat gelir. Bazı insanlar tabii aç kalmak da bazı insanlara acı verir ama bazı insanlar beslenmeyi kontrol altına alarak zayıflamayı daha iyi becerebilirler, kompanse edebilirler. O yüzden onlar o yöntemi seçebilir. Ama dediğimiz gibi her yol aynı kapıya çıkıyor. Eğer yağ oranını düşürmek istiyorsan ya yaktığın kaloriyi arttır ya da aldığın kaloriyi azalt. Bob Store'la ilgili sorular var. Kolej ceketleri ne zaman gelecek? Geliyor. Ne zaman gelecek Mehmet?
Bir ay. Yani Ekim'in 10'u, Kasım'ın sonu, Kasım'ın sonu diyelim. Tükenmesiyle ilgili bir... Stoklar çabuk tükeniyor, yapacak bir şey yok. Çünkü biz, bizim asıl işimiz spor olduğu için, personal coaching olduğu için bu montları ve her türlü tekstil ürünlerimizi biz tamamen fanlarımıza, Bobcim sevenlere, takipçilerimize özel çıkartıyoruz. İlk başta üyelerimize özel çıkartıyorduk. Kendilerini özel hissetmeleri için, çünkü büyük bir ailenin parçası olduğunu hissetmeleri için aslında ilk başta sadece satış üyelereydi. Daha sonra böyle Instagram'dan, sosyal medyadan da çok böyle talep geldiği için bunları Türkiye genelini açtık. Türkiye genelinde de çünkü çok fazla sevenimiz, takipçimiz var. O yüzden asıl işimiz bu olmadığı için sınırlı adetle üretiyoruz, sınırlı sayıda üretiyoruz. Sınırlı sayıda ürettiğimiz için de çok çabuk bir şekilde bitiyor. Büyük bir ihtimal geçen sene montlar ilk geldiği gün neredeyse büyük bir çoğunluğu ilk geldiği gün 2 gün içerisinde bitti. Belki bir ön sipariş falan açabiliriz. Belli olmaz, size güven olmaz, alır parayı kaçarsınız. Bence montla, ben size, benim buradan takipçilerime şeyim, tavsiyem, bekleyin. Sakın ön sipariş olayına falan girmeyin. Ben bunlarla 10 yıldır birlikteyim. Az önce gördüğünüz nasıl soğuk kaldım bir şekilde yalan söyledim. Bu insanlara güvenip de sakın ön sipariş vererek ve efendim yani ben mont alacağım vesaire demeyin. Bekleyin, bir girsin. Onu internet sitesinde görün. Stokta var mı bakın, ondan sonra verin arkadaşım. Anladım hocam, teşekkürler. Rica ederim dedim efendim. Kızım çeke çeke bitiremedin kendini ya. Sabahtan beri oradan çekiyor, buradan çekiyor. Gençlik işte. Gençlik böyle ya. Bir şey işte, ne güzel. Harry Potter müzikleri. Ben de kendimi aynada bakmaya tahammül edemiyorum artık, biliyor musun? Senin gibi bak, biri bak, mi? Bak bak 40 yıldır bak bak bak. Ama artık yani aynada görünce sinirlerim bozuluyor. Her yerlere yazdık. Her yerlere fotoğrafı. Nasıl konuşsan. Her yere bok yazdık. Her yere. Artık gerçekten kendimi görmekten tiksindim ya. Hadi bakalım. Harry Potter mı, Yüzüklerin Efendisi mi? Harry Potter ne lan? Yüzüklerin Efendisi tabii ki. Allah Allah. Yenisine ne diyorsun? Yenisine girmedim bir türlü. Yani çünkü yani şu bu hani popüler çağın bize dayatmak istediği bu biraz da hani duyar kasma olayları var ya, hem ırklara hem cinsiyetlere tamam, yönelik. Daha önceki videolarda konuşmuştum. Yani onu, o olayı getirdikleri için. Çok teşekkür ederim. O olayı getirdikleri için böyle çok içimden gelmiyor. İzleyeceğiz, illaki izleyeceğiz yani Yüzüklerin Efendisi sonuçta. İllaki ben de çok izleyeceğiz. Korkuyorum, daha başlayamadım. Harry Potter'la yani ilgili ben... de dalga geçer bu. Harry Potter tiplemesi var. Ya Harry Potter ne? Harry Potter ne ya? Harry Potter diyorum ben. Öyle de bir şey. Yani. Evet. Hayır, hayır. Taraftar var tabii ki. Tabii ki çok taraftar var. İzler. Sonuçta ben çizgi film izleyen insanım. Ben Harry Potter'ı mı küçümseyeceğim? Yok çocuk işi falan demiyorum sadece. Yüzüklerin Efendisi bambaşka bir olay. Tabii. Ya. Yani Yüzüklerin Efendisi ile Harry Potter böyle işte o o mistik havası bakımından şey yapıyorlar, kıyaslıyorlar da bambaşka iki film ya. Hiç alakası yok yani. Yüzüklerin Efendisi hala kendine has segmentinde bence tek böyle bir muadili falan da çıkmadı. Uzun zamanda çıkacak gibi durmuyor işte. Aynı fikirdeyim, evet. Bana şeyi sor yani, Fellowship mi Hobbit mi? O ikisini karşılaştıralım yani, o olur. Yoksa Yüzüklerin Efendisi kendiyle kapışır, başkasıyla kapışmaz. O zaman şey, ha o zaman en iyi ya da sor. Hangisiydi? Yani en yüzük iyi. Kardeşliği mi, Mordor mu? Ha. Onu sor. Elfler mi, cüceler mi? Bunları sor. Birbirleri arasında kıyaslayalım yani. Çok girelim mi onlara? Girmeyelim ya. Girmeyelim. Onun sana hocayla olmazsa evet. Bir program. Bir de yine elfler hakkındaki düşüncelerimi söylersem yine cinsiyetçi, ırkçı bilmem ne falan derler. Boşver. O zaman hiç girmeyelim. Hiç girmeyelim. Gençliğinizde yaptığınız bir kavganınızı anlatır mısınız demişler. Yani çocuk geldi. Çok teşekkür ederim. Ne diyelim şimdi çok ya? Çok teşekkür ederim. Mahallede çocukla kavga ettim. O benim suratıma vurdu. Ben onun gözüne indirdim filan. Eğlenceli. Ama böyle şey gibi soru... Eğlenceli yok mu? Bunlar eğlenceli işte, çocukça kavgalardı yani gençlikte, yaptık ettik. Hiç öyle magandaca bir kavgam olmadı. Maşallah. Yani ulan birisi bir görüntü koyar da rezil olur. Yok olmadı, ben sakin bir adamdır yani. Ben geçen hafta Nişantaşı'nda çekmiş miydim hocam acaba? Yok yok, kavga etmiyoruz artık ya. Vallahi bir de zaten... televizyonda olanları falan da görünce gerçekten çok sinirlerim bozuluyor. İnsan o televizyonda o görüntüyü görüyor. Ondan sonra yapacağım varsa da kendi aklına geliyor. Ya ben bu muyum? Ben bu sınıfın bir üyesi miyim diyorsun. Özellikle yakıştıramıyorsun. Gerçekten. Gerçekten yakıştıramıyorsun yani. Adam kamyonuyla ters gitti diye herifi eziyordu ya. Geri geri gidiyor kamyonuyla, arabayı ezecek.
Ya da arabanın içinde kadın var. 3 kişi arabanın içinden inmiş. Ya kadın var, annesi var yanında. Ona rağmen camlara falan vuruyorlar, kırıyorlar, öldürecekler adamı. Yol verdin, vermedin. Lan böyle bir magandalık bile değil. Bu gerçekten her zaman söylüyorum. Alt insan. Bak alt insan. Alt kültür, alt tabaka. Her zaman aşağılarım. Her zaman kendim bunlardan üstün görürüm. Bizi takip edenler de her zaman söylüyorum, hiçbir zaman utanmasın, sıkılmasın, aşağılayın. Bu tabakayı aşağılayın, bu insanları, bu kültürü, bu vizyonu aşağılayın. Size böyle istedikleri kadar kendilerine vatan, millet bilmem ne falan, yalan. Bakın bunları yapanlar, şöyle söylüyorum, 3 kuruş ya, bak 3 kuruş ver vatana küfretmezse. En çok böyle vatan çığırtkanlığı, milliyetçiliği yapan adamlara sor. 3 kuruş ver vatanı satar. Her şeyi satar. Ailesini satar, her şeyi satar. En fazla böyle namustan bahseden adamlara bak 3 kuruş ver, kendini satar. Öyle söyleyeyim. O yüzden benim için bunları hepsi her zaman söylerim. Alt insandır. Bunları yapanlar alt insandır. Ben bunları böyle değerlendiriyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Aşağılayacağım. Aşağılanmayı da hak ediyorlar. Sen üstüne mi alındın? Niye bozuldun? Ha? Bozulmadım, niye bozulayım? Kızlar şu kadar oldu. Benim mi? Ben niye üstüme alınayım, aşk olsun. Terbiyesizlik ediyorsun şu an. Burayı kesinlikle kes, buna katlanamam. Alkolün fitness'a zararı nedir? Haftada 3 gün rakı bira içiyorum. Kreatin almalı mıyım? Oğlum ağır kesici bana bu. Şey mi, antibiyotik mi? Allah Allah. Rakı bira alayım mı? Yok, hiç onunla hiçbir alakası yok. Yani alkol alman tamamen senin kendi kişisel tercihin. Ben hiçbir zaman böyle bir yönlendirme yapamam. Alkol almalısın filan diye. Ama hiçbir zaman şöyle de bir şey yapamam. Efendim alkol şeytan işidir filan. Öyle bir yönlendirmeyi de doğru bulmuyorum. Kişinin kendi kişisel tercihidir. Bana sorarsan içiyor musun? Ya içiyorum tabii ki. Ben de alkol içiyorum. Ama bunu belli çerçevelerde içiyorum. Ben hiçbir zaman, bu arada ben biraz daha keyifçi bir adamdır. Yani keyif veren miktarda içerim. Ondan sonrasında kendimi hiçbir zaman durdururum. Yok gideyim dağıtayım bilmem ne filan. Bende o yok. Ben, o çok ezikçe bir davranış. Yani içip içip böyle kendini kaybetmek. Ne dediğini bilemeyecek seviyeye geliyorsan o alkol artık senin o sınırın o olmalı yani. Her zaman ne dediğini bileceksin. Spordan sonra en geç ne zaman yemek yenir? Bunun bir geçi yok. Benim işim oluyor. Çoğu zaman yiyemiyorum. Bak bugün kaçta antrenman yaptım? Ben diyorum ya, ben burada ahkam kesmem. Kendi tecrübelerimden sizlere faydalandırırım. Ben bugün antrenmanı herhalde 12'de bitirdim. Saat 4 olmuş. Hala yemek yemedim. Kahve içtim. Kahve su. Şu su. Bu da kahve. Hala yemedim. Akşam herhalde 6-7 gibi yiyeceğim. Benim diyorum ya, ben böyle kuralları bırakalı çok oldu. Ve gerçekten yıllarca bu kurallara saplantılı bir şekilde yaşadım. Bu kuralların inanılmaz doğruluğuna, değişmezliğine, gerçekliğine inandım. Ta ki kuralların dışına çıktıktan sonra fark ediyorsunuz. Bir gün gerçekten 2 gram protein altına iniyorsun. Böyle dışarıdan bir bakıyorsun. Ulan hiçbir şey değişmedi. Ya da işte o hareketlerin olmazsa olmazlığına inanıyorsun. Ulan hiçbir şey değişmedi. Demek ki koca bir yalanmış diyorsun. Ben gerçekten tamamen kendi tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Yani o yüzden ben bu kuralları terk edeli, yani insanların bu sporda kendini guru zanneden ya da gerçekten bilimsel zanneden insanları kendilerini bir noktaya getirip böyle size bazı şeyleri dayatmalarından tamamen münezzeh olalı yıllar oldu yani. Yıllar geçti. Güncel bisepsiniz kaç santim? Ya bayağıdır ölçmüyorum. Yani 53'leri gördüğüm vakit oldu. Ama şu anda günceli sıcak 50 yoktur herhalde. 49 filandır yani. Sıcak öyledir. Yani bilmiyorum. Bayağıdır. Yani yine birkaç seneye kadar 50 oluyordu da şu anda herhalde 49 filandır. En son şeyde ölçmüşüzdür herhalde. Wolverine'den sonra bir daha öyle bir... O civarlar 53'tü. Bu arada definasyona düşmüşüm. Girmeyi düşünüyor musunuz? Bilmiyorum ne kadar. Yok ya. Definasyondan çıkalı diyorum ya ben artık. Bitti benim için. O şeyler bitti yani. Definasyondu, büyümeydi, balktı, bilmem neydi. Özellikle yapmış olduğum şey yok. Ama bazı dönemler kendim böyle çok iyi hissediyorum. İnanılmaz bir antrenman performansım artıyor. Antrenman performansım arttığınca haliyle karnım acıkıyor. Daha çok yemek yiyorum. O dönemler vücut hacmim gerçekten biraz artıyor. Ama her zaman ben artık şeyim. O balki dedikleri yağlı pozisyonda. Artık benim yağ oranım belli bir seviyenin altına düşmeyecek. Çünkü niye? Öyle bir definasyon programına
girmeyi çok gereksiz buluyorum. Yani ben artık müsabaka sporcusu değilim ve benim artık six pack'in olması zerre kadar umurumda değil diyorum ya. Bunlar 20 yaşında dert edeceğiniz şeyler. Şu anda hiç gerçekten umurumda olmayan şeyler. O yüzden böyle bir döneme girmiyorum. Ama bazı dönemler kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyi antrenman yapıyorum. Çok yemek yiyorum. Yemek de hoşuma gidiyor. Antrenman yapmak da hoşuma gidiyor. O performansı sergilemek hoşuma gidiyor. O dönem vücudum biraz büyüyor. Ama bu özellikle yapmış olduğum bir şey değil. İçimden geldiği için o an. Bazı dönemlerde hiç yemek yemiyorum. Mesela Ramazan'a giriyoruz. Hiç yemek yemiyorum. Ya da bazı dönemler gerçekten kendimi biraz daha böyle hafifletmek istiyorum. Yemeği kesiyorum. Öyle özel bir şey yok. Diyet miyet yapmıyorum. Sadece günde bir öğün yiyorum falan vesaire. Onda çok önemli. Ne yediğim önemli değil. İşte ev yemeği neyse onu yiyorum. Peşine bir duble viski içiyorum vesaire. Öyle bir diyorum, öyle kuralları terk edeli çok yıllar oldu. Ha, benden böyle kural püf noktası falan duymak istiyorsanız ben püf noktalarını gerçekten aralarda veriyorum. Ama böyle şeyler yani kural olarak bir püf noktam senin yok. Senin üzerinde yok. Evet. Kamp yaparken hiç vahşi hayvanla karşılaştınız mı? Veya çok tehlike atlattınız mı? Ya gördük de vahşi hayvan öyle bir tehlike yaratmadı. Yani hiçbir zaman. Yani öyle bir boyutta karşılaşmadım. Tehlike yaratabilecek bir boyutta karşılaşmadım yani. Kimlerle karşılaştın şimdiye kadar? Hangi vahşi hayvanlar? Kimlerle tanır mısın? Mehmet var. Boz Mehmet. Hep Mehmet. Hep Mehmet adam karşımda ya. Örnekler hep Mehmet. Gerçi sen de ne yapacaksın ya Türkiye'de? Allah Allah. Biz de etmişim Mehmet herhalde. Birebir mesela domuzla falan çok karşılaştım ama mesela birebir hiç ayıyla karşılaşmadım. Ama ayı izine çok rastladım. Kurt izine rastladım. Bunlar çok normal. Ama şey, zaten isteseniz de karşılaşamazsınız. Çok zor bir vahşi hayvanla karşılaşmanız. Bayağı böyle bir pişli olmanız gerekiyor. Eğer gerçekten ilk gittiğiniz kampta bir ayıyla karşılaşıyorsanız hayatınızdaki talihinizi bir sorgulayın. Yani. Gerçekten. Özellikle Türkiye'de ilk gittiğiniz kampta bir ayı görüyorsanız maşallah güzel. Yani Allah size güzel bir kader seçmiş. Ama şunlara da her zaman inanıyorum. Ben hiç çevremde de böyle sürekli doğada gezen, dolaşan insanlarda da karşılaşıp da başına bir şey geleni de görmedim. Genelde anlattıkları hep ayı gördüm, ayı beni görünce kaçtı. Ha. Kurtla zaten karşılaşma ihtimali yok. Yani imkansız bir hiç şey. Hiç insanlı ortam lan, sevmiyor. Yani böyle görevli belgeselciler var. Adam bir kurt görebilmek için haftalarca pusuya yatıyor, orada duruyor. Ya şey kameralar, foto kameralar, foto kapanlar falan kuruyorlar ki ancak kurt onların içinden geçsin. Sen buram buram leş gibi insan kokuyorsun. Sen kurt senin kokunun olduğu yere gelir mi? Çok zor yani. Ayı biraz daha böyle şey deli durul bir hayvan olduğu için o her yerde gezer, çıkar, bilmem ne yapar filan. Ama mümkün olduğunca o da senin kokunu alırsa oraya girmez. Oraya girmez yani karşılaşman zor. Ama domuzlar sürekli hareket halinde olduğu için domuzlar hiç durmaz. Sürekli geçer. İlla ki bir önünden geçerler, karşından geçerler domuz görürsün. Tilki, çakal filan bunlar çok gördük yani bunlar bir şey değil. Onlar da seni görünce kaçar. En etkili biceps hareketinizi söyler misiniz? Birkaç tane var. Yani en etkili demeyeyim, ben her zaman söylüyorum. Ben hareketin tatbikine inanan, hareketin ismine inanan değil, tatbikine inanan bir insanımdır. Ve o hareketteki alışkanlığın önemlidir. Yani sen bir harekette kaç tekrar yaptıysan bu zamana kadar 10 bin, 20 bin, 30 bin en fazla tekrar yaptığın hareketteki yeteneğin ve onu tatbik etme şeklin tabii ki çok daha profesyonel olacak. Alacağın sonuç da buna bağlı olarak daha fazla olur. O yüzden ben hareketin tatbikine inanan bir insan olarak benim çok iyi yaptığımı düşündüğüm, böyle çok iyi verim aldığımı düşündüğüm hareketler barbell curl, alternate curl, incline dumbbell curl. Bu üçü, niye bu üçü? Çünkü yıllardır hep bunları yapmışım. Bunları iyi yapabiliyorum. İyi yapabildiğim için de ağır kilo kaldırabiliyorum, uzun süre yapabiliyorum. Hareket açıları vücut anatomime çok uygun. Zaten büyük bir ihtimal vücut anatomime uygun hareketler seçtiğim için bu şekilde sonuç alıyorum. Ama barbell curl işte olmazsa olmaz değil. Alternate curl olmazsa olmaz değil. Her zaman şunu söylüyorum. Şimdi adam çıkıyor işte bicepsinizi geliştirmek istiyorsanız olmazsa olmaz bu hareket. Yok öyle bir şey kardeşim. Yok. Bunlar tamamen sen fazladan 3 like alacaksın diye ortaya çıkardığın saçma sapan uydurma videolar. Merhaba hocam. Bob Store'daki stoğu biten çoraplar yenilenecek mi? Hepsi çok güzel. Yenilenecek, haftaya geliyor değil mi? Evet. Haftaya dediğimiz bu programda en az 2 hafta sonra yayınlanacağına göre şu anda gelmiş olması lazım. Diyeyim mi? Yalancı çıkartır mısınız geliyor beni? Geliyor hazır. 10 çeşit geliyor. Sen 10 çeşit diyemiyorsan mi? Ben diyeyim. Yalan benim işim. Tamam ya doğru söyle. Yalan senin sen işin. Sen söyleyemiyorsan ben hatta söyleyeyim. Şöyle yap. Tek ayağının üzerinde söyle. Sen onu da becerirsin. Her türlü.
Handstand falan hepsini yapabilirim ya. Enstrüman geçmişiniz var mı? Var. Gitar çalardım. Eskiden bayağı çalmayalı, elime almayalı da çok oldu. Kaç olmuş bakayım? 10 sene oldu. Akdeniz akşamları var. Akdeniz akşamları. Nefret ettiğimde bir şarkıdır ha. Yani çok sevilir, çok çalınır. Herkes böyle istek olarak ister böyle bir yere gittiğinde Akdeniz akşamı. Nefret ettim. Yani hayatımda gördüğüm en kötü parçalardan biri herhalde. Yani. Bir insan bu şarkıyı niye sever hala anlam verebilmiş değilim. Akdeniz akşamları. Bir başka. Ya, öyle bir şey değil. Ben ondan seviyorum. Ben ondan seviyorum. Benim başka bir bir başka oluyor değil mi ya? Lan böyle bir şey yok ya. Ay, ama ekmeğini yiyen çokmuş hocam yani sen de çok. Yıl 2022 hala Akdeniz akşamlarının ekmeği yeniyorsa yazık yazık. Bu ülkenin gençliğine ama yazık. Ama onun şeyleri vardır. Neyle? Şimdi gerçek. Versiyonları vardır. Ne yapayım? Yani. Bir genç çocuk şimdi geliyor klasik gitarla Akdeniz akşamlarını çalıyor kızın gözüne baka baka. Kız bundan etkileniyor mu? İşte şey o da ironik komik. Aa Akdeniz akşamları mı ha falan. Ha oradan. Oradan. Olabilir. Oradan belki bir kanaat. Hocam ailemi kreatine nasıl ikna ederim? Yaşım 16. Ulan güzel bak ne güzel bir soru sormuş. Aileni kreatine ikna bence ikna et. Ailenin rızasını al. O şekilde gir bu işe. Yani ailenden kaçak göçek bence kullanma. Nasıl ikna ederim? Ya nasıl ikna edebilirsin? Bence tanıdığın bir doktor vasıtasıyla annenleri, aileni bir görüştür. Ama ya Türkiye'deki doktorlar da kreatinden bir haber olduğu için iyilerini tenzih ederim birçok kısmı. Aman kreatin kullanma böbreklerini görer diyeceği için o iş de olmaz. 18 yaşına gir kendi iradeni de eline aldıktan sonra bence kullanırsın. Belki Yunus'un ailesine, siz buradan bir şey söylemek Yunus'un ailesine mi? Yok ben o topa girmem. Değil mi? Yok yok yok. Ben hiçbir zaman, ben biliyorsunuz ben şu supplement'ı kullanın, bu supplement'ı kullanın diye bir öneride bulunmam. Ben kendi kullandığım favori supplement'larımı söylüyorum sadece dönem dönem. Çok supplement kullanan bir adam da değilim. Böyle supplement'ın gücüne de inanan bir adam değilim yani. Dönem dönem bence supplement her zaman ihtiyaç dahilinde kullanılmalı. Herhangi bir ihtiyacınız yoksa bence supplement sadece kesenizi yorar. Vintage koleksiyonunda olmasını çok isteyip de bulamadığı bir eşya var mı? Yani var tabii de çok özel şimdi anlamazsınız ne olduğunu söylesem. O ne ya filan dersiniz o yüzden söylemiyorum. Ama böyle çok 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 aradığım şeyleri buldum. Zaten işin keyfi güzelliği burada. Böyle bir define avı gibi gerçekten. Ama ya benim için öyle geçiyor. Ben çünkü antika koleksiyoncusu değilim. Antika koleksiyoncusu nedir? Antika koleksiyoncusuna şuna getirirsin. İşte bu işte bilmem ne Bizans döneminden kalma bir işte sikkedir ya da bir işte kamadır vesaire. Çok kıymetlidir efendim. Ha öyle mi? Kıymetli sanırım. Bu, bunun benim için bir hayatımda bir değeri yoksa ulan bu sigara ha bunun şeyi olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz. Olur mu? Mozaik falan bir şey fırlıyor musun? Anlaşılmıyor zaten ya pro. Benim için, benim hayatımda bir önemi yoksa, bana bir şey hissettirmiyorsa benim için en ufak bir değeri yok yani. İstiyorsa Bizans döneminden kalma bir hançer olsun, bilmem ne olsun. Ben o yüzden yaşamımda, çocukluğumda bir şekilde temas etmiş ya da temas etmeye çalışmış ama imkansızlıklardan dolayı bir türlü temas edememiş ve içinde kalmış olan şeyleri toplamaya çalışan bir adamım. Yani ben aslında çocukluğunu biriktiren bir adamım. Çocukluğumu biriktirmeye çalışıyorum. Benim koleksiyonculuğum tamamen bu. Ha bu olaya girdikten sonra biraz hafif işin koleksiyon tarafına da girdim. Ama o koleksiyon tarafı da şöyle. İşte benim için çocukluğumda çok önemli bir olgu neyse onun objelerini vesaire onun için onu değerli kılan şeyleri de toplamaya başladım. Ama daha çok diyorum ya bana kendi geçmişimden bir şeyler hissettiren şeyleri biriktirip toplamaya çalışıyorum. Mutlaka benimle bir alakası vardır. Yani o yüzden arayıp da bulamadığım şeyleri zaman içerisinde bırakıyorum. Çok artık özel çaba harcamıyorum. Eskiden bu işe böyle aman bulayım, aman bir an önce bulayım, neyse parası vereyim modundayım. Şu anda böyle karşıma çıkmasını bekliyorum. Daha çünkü keyifli bir daha keyifli. Niye biliyor musun? İlk böyle zamanlarda çok aradığım, çaba sarf ettiğim şeyleri bulabilmek için bayağı stres olduğumu fark ettim. Ama elinde sonunda o hiç beklemediğin anda senin bir anda karşına geliyor. Ve öyle anlarda karşına geliyor ki ya hayatın, evrenin o mükemmel matematiğine, sihrine
bir anda hayran kalıyorsun. Yani sanki birisi senin için onu oraya getirmiş, bütün bu düşüncelerini bilen birisi, senin ne şekilde ne istediğini, nasıl düşündü, neyi ne arzuladığını bilen bir kişi, sana gerçekten zamanı gelince onu önüne koyduğunu görüyorsun. O sana daha keyifli, daha böyle mucizevi bir şey olarak geliyor. Onun mutluluğu daha apayrı bir şey. O yüzden bekliyorum. Karşıma çıkmalarını bekliyorum. Var hala böyle aradığım şeyler. Böyle flashback şeklinde küçükken bir anı, tamam mı? 6 yaşında ya da 10 yaşında böyle bir anlık böyle hayal meyal hatırlıyorum. Böyle silüeti de böyle aklımda böyle tam böyle canlanmıyor ama biliyorum ne olduğunu. O bir gün söyleme, piyasası yüksek. Tabii ya, varsa vallahi yemin ederim böyle bir şey yok ha. Anasını senin yüzünden insanlar şey alamıyor, oyuncak alamıyor. Tabii lan, yüksek. Lan Ninja Kaplumbağaların piyasasını yükselttik. Ninja Kaplumbağaları paylaştık. Şimdi biz alamıyoruz. Herkes Ninja Kaplumbağalar koleksiyoncusu oldu. Bir de satıcılar da vay demek ki bu işte para var deyip bütün Ninja Kaplumbağaları aldılar şu anda. İşte kara borsada, fahiş fiyatlarda filan artık söylemeyeceğim. Tanınıyorsun da artık pazarda falan da. Ya feci. Feci. Bitti artık. Ninja Kaplumbağalar olayı bitti. Esnaf bulup getiririz ancak. Evet evet bir... ama sağ olsun Ninja Kaplumbağalar konusunda elim ayağım uzundur ha. Gerçekten öyle. Yani Türkiye'de eğer ki bu bütün bu toplayıcılar, satıcılar vesaire eline bir Ninja Kaplumbağa geçerse muhakkak ilk bir Barış Okan Belavacık diye bir gönderelim bakalım derler. ASB Assubay mıdır acaba? Hı hı. Önceden öyle olduğunuzu duydum. Doğru mu? Assubay değildim. Askerliğimi yedek subay olarak, asteğmen olarak yaptım. ASB değildim. Hep AST olur. Yazmış olabilir mi? AST de değil. ATGM. ASB mi? Yok. ATGM'yi sence yanlış okumuş olabilir miyim? ASB olabilir. Tamam yani. Olur. İşten anlamıyoruz dedik. Yok, astsubay değildi mi? Yani genel olarak bir askeri geçmişin olduğunu ve askeri herkes bırakıp öyle zannediyor. Öyle zannediliyor. Evet. Bu programda da bir tekrarlamış olalım. Ama bir sene askerlik yaptık işte astsubay olarak. Şimdi tabii ki şu anda askerlik yapanların yanında bayağı bir askeri geçmiş sayıldığı için herhalde insanlar öyle zannediyor. İnsanlar artık onu algılayamıyor, tamam mı? Şu anda askerlik kalmadı ya. Sadece garibanların çocukları askerlik yapıyor. Parası olan kimse askerlik yapmadığı için şu anda. İnsanlar askerliği böyle 15 günlük, 20 günlük kısa bir süreçmiş olarak görüyor. Yani böyle birden fazla asker fotosu paylaşanı ya da işte böyle bir yerde falan böyle askeri kıyafetle paylaşım yapanı şey zannedemiyor. Yani bu uzun bir süre yapabileceği aklına gelmiyor. Eğer böyle bir sene falan yapmışsa askeri bir geçmişi var zannediyor da eskiden öyleydi. Eskiden herkes bir sene filandı. Hatta daha uzundu, sonradan bir seneye düşürüldü yedek subaylı. 15 ay, 12 ay. Daha 18 aydı değil mi önce? Evet. Şimdi de artık herhalde 21 gün mü öyle bir şey paralı askerlik. Eskişehir'den selamlar. Hocamın en sevdiği Amerikan futbolcusu kimdir? Brian Urlacher vardı eskiden. Şu anda ne yapıyor, yaşıyor mu bilmiyorum da. Yaşıyordur tabii yani de. Brian Urlacher vardı. Brian Urlacher'ı çok severdim. Chicago Bears'in 54 numaralı linebacker'ı Brian Urlacher. Bizdeki 54 müydü? Bir tane formamız var mı? Yok, o benim formam. Benim jersey numaram 57 idi futbol oynarken. Hmm. Sporun mental sağlığa etkileri nelerdir? Say bitmez. Yani şahsen ben kendi yaşamımdan öyle görüyorum. Yani spor olmasa ben şu anda bütün dünyaya ızdıraptım, zulümdüm. Yani. Başta çevrem olmak üzere. Çekilecek bir adam değildim eğer spor olmasaydı, ağırlık kaldırmasaydım. O derece söylüyorum yani. Sporun o derece iyi. Hatta ben artık şunu iddia ediyorum. Fiziksel sağlıktan çok mental sağlığa çok daha olumlu etkileri vardır sporun. Daha ne cevap vereyim ya? Şu anda çekilir biri olduğunu mu düşünüyorsun? Neyin? Şu anda çekilir biri olduğunu mu düşünüyorsun? Niye çekilmiyor? Spor seni iyi. Ben şu an bayağı şeker gibi. Sen bile benim antrenman yapmamış halim yok. İstiyorsanız bir hafta yapmayayım, ne oluyor bir görün. Ha? Hayatı fitil 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 burnunuzdan getireyim böyle. Benim ihalem var, işim var hocam, hiç uğrayamam. Ben uğrarım yanınıza, hiç merak etmeyin öyle durumlarda. Yani o kadar şehir bak, dışı işleri sen benim bilip antrenmanımı yaptım bitti. Güzel de antrenman yaptım. O kadar keyfim yerinde ki şu anda. Şeker gibiyim. Hocam benim de lordoz var. Herkesin lordozu var. Barbaro. Ama bahsetmiş olduğun hiper lordozsa o başka bir durum. Devam edelim. Hiper lordoz gibi. Düşünelim. Barbaro yaparken belimi bir türlü düz tutamıyorum. Yani düz tutman, zaten düz tutmayacaksın barbaro yaparken. Lordoz dediğimiz şu lumbar bölgedeki kavistir. Bakın şöyle bir kavis var ya. Zaten barbell row yaparken de bu şekilde bir kavis olması normal.
Önemli olan omurganızın torakal kısmının düz olması. Lumbar kısmının değil. Torakal kısmı böyle fleksiyona geçmeyecek. Barbell row'da bunun olması lazım. Şunu yaptığınız takdirde sıkıntı yok. Lordosunuzun bir dezavantaj sağlayacağını düşünmüyorum. Yani hiperlordosunuzun varsa. Aspartam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay sünni tatlandırıcı. Yani mümkün olduğunca ben hayatımda yapay sünni tatlandırıcıları almamaya çalışıyorum. Ama işte bu şeyle, Zero ile Miro ile vesairesi yapıyoruz. Aspartam dediğin şey iki tane amino asitin birleşmesiyle oluşan, ağza şekerden çok daha fazla tat veren bir tatlandırıcı. Ama ben dediğiniz gibi yani yapay ve sünni şeylerin her birinin vücut için çok gerekli olmadığını, hatta mümkünse alınmaması gerektiğine inanan ve savunan bir insanım. Ama şöyle derler, aspartam aslında onlar kilo aldırıyor falan, yok abi. Yani tatlandırıcıların hepsi zero, sıfır kalori. Tamam mı? Şey diyenler vardı. Kola zero normalinden daha çok şişmanlatıyor. Lan öyle bir şey yok. Manyak mısın? Sıfır kalori nasıl şişmanlatabilir? Sıfır. Yok abi, onda bir oyun var. Koskoca Coca-Cola Company, bizim Tarım Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız bu oyunun altından çıkamadı. Öyle bir oyun yapmışlar ki aslında o çok kalorili de sıfır yazıyor. Yalan diyor. Bayılıyoruz toplum olarak böyle komple teorilerine. Sıfır kalori. Bütün bakın o light içeceklerin vesairelerin hepsi diyorsunuz ya normalden daha kilo aldırıyor. Öyle bir şey yok abi, sıfır kalori. Ama şöyle ağzında iğrenç bir tat bırakıyor. O iğrenç tadı nötrleyebilmek için gerçekten doğal tatlara ihtiyaç duyuyorsun. Aç karnına böyle çok fazla tatlandırıcılı içecek vesaire içtiğin zaman gerçekten o tadı götürebilmek için ve o hafiften o midendeki o hoş olmayan durumu inhibe edebilmek için farklı doğal gıdalara yöneliyorsun. Bu bakımdan belki sana yediriyor olabilir ama şey değil yani, sıfır kalori net. Direkt olarak mesela günde 50 tane kola zero iç, kilo almazsın. Tabii ki bir sürü defekti olur. Tamam mı? Ya yani bir sürü zararı olur ama kilo bakımından ne olur? 0.1 kaloriden işte çarp işte 5 kalori aynı olur yani. O zaman güzel bir soruyla bitirelim mi? Hadi güzel bir soruyla bitirelim. Bakalım güzel tanımın neymiş? Hocam, vücut yapınca kızların bakış açısı sizce değişiyor mu? Değişiyor. Şöyle bakmaya başlıyorlar. Yani bu gerçekten kızların çok böyle vücutla alakalı ve böyle enterese olduğunu düşünmüyorum ya. Erkeklerin nedense böyle bir hipnozu var. Kızların böyle onların tamamen tek baktıkları vücudu olduğunu falan düşünüyorlar. Yazık, genç erkekler o konuda biraz saf oluyor, bilmiyorlar. Hayat tecrübeleri çok düşük 20 yaşında, tamam mı? Bazı işte aradan yıllar geçtikten sonra meğersem yani olay vücut değilmiş, bambaşka şeylermiş. O algıyı kazanana kadar yazık gariplerim, işte sabahtan akşama kriyatin alacağım, bilmem ne alacağım, şu hareketi yapacağım, deadlift mi yapsam, compound mi yapsam uğraşıp duruyorlar. Başkalarının görsel beğenicisi için zaten spor yapma. Tamam mı? Bence bu çok zavallıca bir davranış. Yani başkalarına kendini beğendirebilmek için spor yapma. Hakikaten çok ezikçe bir davranış. Ha, bu yaşlardan geçtik mi? Geçtik. Benim de böyle kozmetik takıntılarım vardı. İnsanlar beni beğensin vesairesi olsun diye. Ama o yaşlarda tabii ki bunları düşünüyorsun. İleriki yaşlarda düşüncelerin değişiyor. Bu genç arkadaşlarımız da şimdi bu yaşlarda böyle kozmetik takıntılarının olması çok normal. Olsunlar, yaşasınlar, onları yapsınlar. Ama net söylüyorum, kadınların bakış açısı bana göre size değişecek mi? Hiç değişmeyecek. Yani bunun vücutla vücutla çok bir alakası yok. Tabii ki vücut yapın. Vücudunuzu güzelleştirmeye çalışın. Ama bunu böyle kendiniz için de yapın demiyorum. O da böyle çok böyle havada kalan bir laf. Yani kendine öz saygın için falan değil. Gerçekten vücut çalışmak, ağırlık çalışmak, spor yapmak bir kere mental olarak sana iyi geldiği için bu fiziğine de yansıyor. Fiziksel olarak kendini iyi hissettiğin için ve fiziksel olan görüntün aynada seni mutlu ettiğin için bu mentalitene de yansıyor. Bunlar için yapmalısın bence yani. Eğer kadınlar için yapıyorsan, kadınlar beğensin diye bence farklı şeyleri dene. Beğenilerin daha da artacağını göreceksin yani. Ama şimdi soru işareti olmuş. Soru işareti şöyle yani. Ya şimdi ya her yaşın beklentisi başkadır. Şimdi 2 yaşında, 20 yaşında iki tane genç. Bir genç kız, bir genç erkek. Şimdi 20 yaşındaki genç kızın da genç erkekten beklentileri farklı olur. Tamam mı? 20 yaşındaki erkeğin de ona verebilecekleri farklı olur. Şimdi 30 yaşındaki kızın istekleri farklı. 40 yaşındaki kızın beklentileri farklı. 20 yaşında diyorum ya, bambaşka şeyler. Böyle onlar da onun da beklentileri böyle çocuksu şeyler olacaktır. Ama bir 30 yaşındaki kadın daha da farklı şeyler bekleyeceği için belki erkeğin bir işinin olması, erkeğin çalışkanlığı olması, erkeğin öz disiplinli olması ona çok daha çekici gelecek.
Yani hiç böyle six pack falan böyle tebessümle bakarlar 30 yaşındaki kadınlar. Senin o six pack takıntına falan. Çocuksu gelir çünkü 30 yaşındaki kadına. Ha 20 yaşındaki kadın bu arada 20 yaşındaki erkekle aynı bilince ve algıya sahip değildir. Yani 20 yaşındaki kadın erkeğin 40 yaşındaki bilgi birikimine, tecrübesine, algısına, o olgunluğuna sahip olduğu için yani 20 yaşındaki erkekler de böyle her şeyi böyle zannediyorlar ki işte o kollar, bacaklar, o tişörtler, daracık kadınları böyle etkileyecek zannediyorlar da maalesef senin bakmış olduğun o 20 yaşındaki kız maalesef senin 20 seneki sonraki olgunluğuna sahip. O yüzden yani. Evet. Ama ben bu konularda çok öğüt vermeyi sevmem. Herkes yaşasın. Yaşasın görsün, yaşasın görsün. Zaten her zaman söylerim. Ben ne öğüt verirsem vereyim boş. Dinleme beni. Beni dinleme. Ama benim dediklerime geleceksiniz ondan eminim. Ama yine de dinleme. Çünkü doğanın kanunu bunu gerektiriyor. Ben öğüt verecek yaştayım, sen de öğüt almayacak yaştasın. Öğüt almayacak yaşta kesinlikle öğüt alma. Ben de öğüt verecek yaşta olduğum için mümkün olduğunca doğru bildiklerimi söylemek zorundayım. Yapmam gerekiyor yani. Doğrusu bu bence. Diyelim programımızı bu şekilde kapatalım efendim. Yine çok bilgilendirici, eğitici. Temekçimiz. Yine de. Minnoş bir program. Evet evet, minnoş bir program bitti. Bugün de sizin birbirinizden güzel yalanlarınızı dinledik efendim. İnşallah bir hafta sonra dürüstlük seviyeniz de biraz artmış olur. Değil mi? 5 dakika sonra mı hocam? Niye? 5 dakika sonra. Çekecek miyiz 3. videoyu? Tam tişörtünü değiştirirsen bir de vallahi şu bardağı mı kaldıralım mı? Tamam, kaldıralım. Aynı seviyede bardak hep. Aha. Şeklini değiştirelim. Şu okay. Şeyini birazcık değiştirelim. Tamam tamam efendim, öyle yapalım. Haftaya görüşmek üzere diyeyim. Tişörtümüzü değiştirip gelelim. Haftaya. Öyle yapalım. Görüşmek üzere. Teşekkürler.